Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Aralık Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün tek bir koşu programımız var. Hem yerli olarak hem de yabancı olarak. Zaten yabancı yarışım benim bugün yok. Bir Philadelphia var çünkü. Orada da herhangi bir veri alamıyoruz. Yani karambole oyunda oynamak istemiyorum. Hani bazı tamam kriterleri çoğunu anlıyorum ama ya en azından bir hata bütün oyunu yok edebiliyor. O yüzden ben de o riske girmek istemiyorum. Ama benim ilk oynadığım oyun da Philadelphia Amerika'da, onu da söyleyeyim. Aslında orayı ben seviyorum ama nedense işte sizleri riske sokmak istemiyorum. Yani açıkçası net olarak onu söyleyeyim. Ama ben kendim oynasam benim fark etmez. Ben Afrika'da oynarım, şeyde oynarım ama ama dediğim gibi kendime riske giriyorum ama sizlere bir türlü riske giremiyorum. O yüzden çünkü bir oyun kaybettiğim zaman bazı arkadaşlar zaten sağ olsun güzel yorumlar yazıyor bana. Hemen direkt zaten modumu düşürüyorlar. Artık ne hikmetse, ne istiyorlarsa, artık amaçları neyse. Neyse boşver, biz de en azından bildiğimiz programları sağlıklı olarak sizlere iletirsek en azından o da yeter bize. Evet, bugün Bursa yarışı var ve Bursa yine bugün can yakacak, el yakacak görüntüde 10 koşulu bir program. Yani gerçekten zor bir koşu. Hele bir de yağmur varsa of of diyebilir miyiz? Allah herhalde fazlasıyla bir of çektirecek gibi. Çünkü geçen hafta da biliyorsunuz bayağı güzel bir ikramiyeler vardı. Hatta Bursa artık eski Bursalılığına döndü. O zamanlar eskiden çünkü çok sürprizli sonuçlar çıkıyordu. Allah onları da yapabilir. Hatta Bursa'nın şu anda görüyorsunuz TCK'nın şeyi de geldi. İlk açıldığı zamanlarda zaten azatlı safkanlar koşuyordu. Hatta dopingli atlar bile koşuyordu dersem yalan söylemiyorum arkadaşlar. İnanın çünkü o zaman parasıyla 5 lira mı 5 bin lira mı yani düşük bir ikramiye veren dopingden sağlam çıkıyordu. Yani öyle bir ortam vardı. Yani doğru düz ilgilenen yoktu. Çünkü ek yarışlar koymuşlardı Bursa'nın. Hatta size şöyle söyleyeyim. Belki bilirler. Benim yaşıtlarım burada. Abilerim benden. Büyüklerim var burada. Bursa'nın açılış zamanlarındayken Su diye bir at vardı. Eğer akıllarına gelirse bu safkan bütün yarışlarını koştu. Böyle İzmir'de zaten biliyordum o atı. Ufacık zayıf bir dişi bir safkandı. Arap atı. Hep sonuncu. 10 at koşuyorsa 10. 15 at koşuyorsa 15. Yani bayağı 200-300 metre geriden girdi. Sonra ne hikmetse Bursa'da 100 kusur lira Ganyan'la yarış kazandı. Arkasından bir daha yarış kazandı. Yine aynı biri. Kimse ikinci yarışta da kazanamaz eder. 100 kusur Ganyan kazandı. Bu at arkadaşlar şey yapmışlar. Aynı ekibin başka bir A grup, o zaman A, B, C grupları yarışları vardı. Atı değiştirmişler. Yani aynı ona benzeyen bir tane Arap atı A grubunda koşan bir atı onun yerine koymuşlardı. E tabi A grubundaki atla C grubundaki atlar aynı değil. Aynı değerde değiller. O da kazanıyor tabi. Şimdi millet ne bilsin. Tabi onlar hem Ganyan'dan hem başka yerden çifteden, ikiliden her taraftan yolunu buldular. Tabi at sonra diskalifi oldu. Hatta atı boyayan vardı. İnanın öyle denk geldi. Hava yağmurlu havada hayvanın rengi biraz açılınca boyalar aktı herhalde. Belli oldu. Ya neler neler olmadı. Bu Türkiye'de var ya, dillere destan ya. Daha çok şeyler var da ben çünkü birebir yapanlardan duyduğum şeyler var. Hipodrom içerisinde o zamanlar atlar vardı bizim. Gidiyorduk mecburen idmanları çıkarken onların yanında oturuyorduk, dinliyorduk onları. Yani öyle bir muhabbetler oluyordu. Ya akıllara şey yapar. Neyse ben o konulara girmeyeyim. Sonra yine güzel eleştiri alırız diye düşünüyorum. Bugünkü yarışlar gene Mehmet dediğim gibi çok zor bir yarışlar var. Bugün 10 koşuluk programımız ve 112 safkan var. Yani kalabalık hem yarışlar. Tabii birinci koşumuz saatler 12.30'u gösterirken meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla startımızı verelim. 6 ve 9'un ekürü, 7 ve 10 nolu safkanlarında diğer ekürü olduğunu ve 13 tayın yer almış olduğu koşuda 3 nolu Battle Crown, sizin kendi temsilcisi Erhan Aktu ile yarış hayatına güzel bir ikincilik yaptı. Bence bu güzel ikinciliğiyle, iyi hazırlıklarıyla, yarış görme avantajıyla burada biraz daha ön plana çıkıyor. Bir de ben bunların yanına Görkem Gedikoğlu'nun 5 nolu Mont Ventoux'u yazmak istiyorum. Bu Lineart'ın güzel temsilcisi Gökhan Kocakay'la startlıyor. Yine yarış hayatına bir 5.lik elde etti ama bu safkan bayağı iyi bir görüntüde. En azından ilk yarışta fazla sıkıştırılmadan 5.liği ve bu sefer tabii kondisyon açığında gideren ve idmanlarda da daha da farklı bu safkan bence yazıp o ayağı 3-5 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Evet, şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son yarışında 5 nolu Warrior Just'la geçilen 6 nolu Kandra güzeli. Evet, şimdi konuyu nereden nereye getirdik? Bu Kulu temsilcisi tabii burada dişilerden kaç tane dişi at var? 2 tane dişi.
Evet, dişilerden birisi olan Altınoluk Kandıra Güzeli, bu Kulolu'nun güzel temsilcisi, anne kanatında bir Strike the Gold. Sabırlı'nın babası zaten. Mustafa Çiçek'le start atacak olan Safkan. Bence bu sefer rövanşı rahatlıkla alır. Tabii tek ciddi rakibi o değil. Burada hemen hemen hepsi onun rakibi. Ama ben mesafeye yatkınlığıyla geçen yarışta biraz da ağır kilo tesirinde asfaltta da olsa yarışı kaybetti ama o gün 5 nolu Valior Johnson'la aralarında 10 kiloluk bir fark vardı. Bugün 2 kilo daha hafif koşuyor. Yani 12 kiloluk bir avantaj var. Üstünde bir de Mustafa Çiçek var. Bence bu yarışı kazanmaya bir hayli yakın. O yüzden Altınoluk Kandıra Güzeli benim banko olarak önereceğim isim oldu arkadaşlar. Günün 3. koşusu şartlı 5 dişilere 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı. Ve 10 safkanında yer almış olur. Koşuya baktığım zaman 2 nolu Roman olur. Bu Kazbert temsilcisi Mahmut Bağla bugün startlıyor. Ekürüsüz koşuyor bugün. Her bayağıdır ekürüyle birlikte koşuyordu. Ve ekürüsü de kazanıyordu. Kendisi de giriyordu. Bir şekilde yarışı lehine çevirdi ama bugün yalnız başına koşuyor ama her şeye rağmen 2 nolu Roman olur. Kalite bir isim olduğunu unutmayalım. Altınolu Miray Kız bu bilgin temsilcisi işte sahayı biraz çamur bulması halinde bence bu safkan ok gibi gider. Bu MHL temsilcisi anne kanatından da Berkant Gökçe'yle kesinlikle ihbar edemez. İyi bir safkan onu da söyleyeyim arkadaşlar. Altınolu Miray Kız için bir de 3 nolu Yahya Bey Gülü. Bu Karadeniz temsilcisi de Cemal Pasoy'la start alıyor. Yine kendi aile atlarından birisi tabii ki Gıyasettin Şen'in. Cemal Pasoy'la startı genelde kimle koşuyordu bu? Nurettin Şen'le koşuyordu ama Nurettin Şen bugün yok tabii bu yarış. Biraz aparantilerin yarışı olduğu için arkadaşlar. Aparanti yarışı değil aslında. Burası ne yarışı böyle? Vallahi hepsi... Yok bir tane jokey var burada gözüküyor. Bir Sercan Tıpkan jokey gözüküyor. Ha bir de Alican İnci de mi jokey oldu? O da olmuş herhalde. Onun aparantiydi çünkü. Neyse arkadaşlar. Yahya Bey Gül'ü niye yazacağız? 2-6-3 olarak bu ayağı geçebiliriz ama tabii ki sürpriz arayışına girebiliriz. Bu ayak biraz çünkü öyle bir görüntüde. O yüzden 5 nolu kızım Aysima bir de 4 nolu Fadi'yi de ilave edebiliriz arkadaşlar. Ama öncelik 2-6-3 daha sonra 5-4. Günün 4. koşusu 7'li plase 3'lü Gayan ayağımız bu koşuda başlıyor. Handikap 16-3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 8 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 5 nolu Son of the King bu Kaneko temsilcisi Görkem Özçelik'te. Seri ikincilikleri var. En azından ikincilikleri seven bir isim. Ama bize ikincilik yetmiyor. Tabii 7'li plase oynayanlar için ideal bir isim olacak. Ama bize birincilik lazım 6'lı Ganyan içerisinde. Çünkü son 6 yarışta 4 tane ikincilik olan bir isim. 2 tane 4'üncülük. Ama bugün benim bence kazanmaya bir aile yakın. Çünkü bayağı bir avantajı var. Antrenör de Ahmet Necdet Tınç. En azından burada eğer bu programı kazara da olsa izliyorsa da buradan selamlarımı söyleyeyim. O beni iyi tanır. En azından bir muhabbetimiz bayağı beraber biz zaten bir at baktık. Bir antrenördü o zaten. Benliğim vardı bizde. Buradan da selamlarımı söyleyeyim. Tabii onun dışarıda da ayrıca konuşmuştunuz var. Buradan bol şanslar diliyorum. 5 nolu Son of the King'i yazacağız arkadaşlar. Görkem Özçelik'te 3 nolu Jix Life. Scarface temsilcisi Gökhan Kocakay'la start almış Safkan da yine grubun oldukça iddialı gözüküyor. Bir de 2 nolu Run for Happiness. Bir hakim temsilcisi Nevzat Avcı'yla güzel formu olan bir isim. Son birinciliğiyle de burada bir aile şanslı gördüğüm isim oldu. 5-3-2 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama burada bir sürpriz neden olmasın derseniz bence güzel bir orijine sahip ve Safkan da bu aralar artan formuyla 8 nolu Viva Zoran'ı da bence sürpriz sevenler için ideal isim olur. 5-3-2 daha sonra 8. Günün 5. koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Tabii ki 2. 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Ve şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ile 5 ve 10 nolu safkanların ekir olduğu 11 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 6 nolu Özay Karamaça bu Toruk Makto temsilcisi Berkant Gökçe ve güzel performansıyla, güzel formuyla bugün benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim oldu. 5 nolu Bekri, 10 nolu Safkan'ın ekürü olan bu oğlum Emre temsilcisi Eren Kadirler'le yine artan forma sahip ve hazırlıkları fena değil. Bir de ekürü avantajına sahip. 4 nolu Barty Boy, Barkutlu Gakkoş temsilcisi Ali Kaplan'la yine bu pistlerde böyle rakipleri kesinlikle hatayı affettirmez. O yüzden önceliğimiz 6-5-4 olacak ama tabii ki burada da 1-2 ilave yapılabilir. O yüzden 2 nolu ORT en azından güzel bir form yakaladı. Bir de 7 nolu My Queen Love'u da ilave edebiliriz arkadaşlar. Öncelik 6-5-4 daha sonra 2 ve 7 nolu safkanda. Günün 6. koşusu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldik. Evet 13 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman ben burada 1 nolu Ada Vapuru'yla başlayan bu Kaptan Rio temsilcisi anne kanatına da lüks olan güzel bir kanatına sahip bu safkan bir Kemal Kurt ekürüsüne ait.
Ali Yıldız da start alıyor ve Safkan bu aralar yavaş yavaş da olsa kıvama gelmeye başladı. Son iki yarışta arka arka iki tane dördüncülük ve idmanlarda da iyi işler çevirmeye başlayan, iyi işler çevirme derken yani kötü anlamda anlamasın arkadaşlar. İyi işler yapan bu Safkan'ı da ilave edip kafaya da yazabiliriz. Üç nolu Believe Me Now bir Speedy Wolf temsilcisi. Tugay Alıcı ile start alıyor. Bir yarış gördü ama bu Safkan bayağı iyi görüntüde, bayağı da iyi yerlere gelecek görüntüde. Hazırlıkları, idmanları, durumu oldukça iyi çünkü 52 günlük ara bence bu Safkan'a bayağı iyi yaramışa benziyor ki çok güzel işlerle bu yarışa katılıyor 3 nolu Safkan. Daha sonra 9 nolu Dance with Angel bir tribal temsilcisi Mustafa Çiçek de görmüş olduk 2 yarıştan sonra toparlanan bir isim. Yine kanatlı da iyi bir anne kanatından bir samum gibi gerçekten çok güzel bir kısrak babası bir isim var. Orijinde iyi idman durumunda da değişen bir isim. 9 nolu Safkan. 2 nolu Barbar Conan. Evet. Bayağıdır bir Conan filmi seyretmiyorduk. İnşallah yenisi çıkar. Bu General Quartes temsilcisi Ali Kaplan'la ilk starttı ama güzel bir Safkan. Bayağı at yakışıklısı dersek herhalde yeridir. Hatta şuradan bir tıklayıp idman durumunu da seyredebilirsiniz. Safkan'ın genel görüntüsü bayağı hoşuma gitti. İlk kez start alıyor ama iyi Safkan. Kötü değil. Onu da söyleyeyim. Tabii bir de bunların yanında 5 nolu Mikay. Bir King David temsilcisi Mehmet Kaya'yla start alacak olan Safkan da ilk yarışında bir ikincilik elde etti. Arkasından bir 3 aylık ara ama Safkan'dan da güzel işler var. En azından bu grupta ideal isim olur arkadaşlar. 1-3-9-2-5 bu 5 dayı öncelikli olarak yazalım. Eğer ilave etmek gereği duyarsak da yine yarış hayatında güzel bir üçüncülük elde eden bir Victoria Galop temsilcisi olan 13 nolu Snapshot ve 11 nolu High Fire da en azından bu grupta ilave edilebilir. Yani gördüğünüz gibi zor koşu hepsinin bana göre bir at yazdığı zaman bunun rakibi çıkıyor. 1-3-9-2-5 daha sonra 13-11. Günün 7. koşusuna geldik. Evet handikap 17. 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışına 1 ve 12 nolu Safkanlar ekürü 2 ve 11 nolu Safkanlar da ayrı bir ekürü. Evet biz bakalım ekürleri yazdık mı ben ona bakıyorum da. Çalışma yaptığım yerde ekürleri görmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ekürler bende şöyle arkadaşlar. Şurasında yani programın ya baktığım programın şurasında köşesinde ufacık yazılar var. Ben de orayı görmüyorum. Hep genelde öbür yarışa geçtiğim için dikkat etmiyorum. Artık burada fark ediyorum bazen. Gelelim burada benim ilk sıralamam şans verdiğim isim Gökhan Kocakaya start alacak olan 3 nolu yürekli çocuk. Bu kaya yürekli temsilcisi bence 1-6-1-6 gidiyor. Bugün herhalde birincilikte sıra. İdman durumu da iyi. Bu Safkan aslında boş Safkan değil ama işte demek ki bir boş bir dolu gidiyor. İlk şansı ben bu Safkan'a vereceğim. Daha sonra 4 nolu Pergamon ve Kazberk temsilcisi Mehmet Kaya'yla start alalım Safkan'da son yarışında. Aynı yarışın birincisi. Daha sonra 10 nolu Kodaloğlu bu çoğunlu temsilcisi Ali Yıldız'la yine uygun kilosuyla arka arkaya güzel işler çeviren son 4 yarışta 3 tane birincilik çıkaran bu isim kesinlikle imale gelmez. Artık hani Kodaloğlu uçuşa geçti dersek herhalde yeridir. Babası gibi. Bir de bir nolu Şah Dragon. Pisti biraz da ıslak bulursa ağır kilo değil 75 kilo da olsa bu Safkan bu grubu geçer arkadaşlar. Aman dikkat edin bu Safkan kötü Safkan değil. Yani ufak tefek bir görüntü de attı ama maşallah yüreği büyük. Bir de ekür avantajı var. Ekürüsü de aynı şekilde sürpriz yapabilir. O yüzden önceliğimiz 3-4-10-1 olacak arkadaşlar. Geldik günün 8. koşusuna. Kısa vade 6-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ve 8 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son 4 yarışta maşallah diyelim arka arkaya güzel birincilikler elden son yarışında bir kısa vade yarış kazanan 5 nolu No Hardy. Bu Corinthian'ın güzel temsilcisi Kocakaya'da bence bu yarışı da kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim oldu. Benim de bugün banko isim 5 nolu No Hardy olacak Gökhan Kocakaya'da. Tek dişi galiba bu mu? Evet. Genelde böyle yarışlarda tek dişiler geliyor. Bakalım mı? Sonumuz hayırlı olsun. Günün 9. koşusuna geldik. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına 2 ve 7 nolu Safkanların ekür olduğu 14 tayın yer almış olduğu bu zorlu koşuda 2 nolu Kilmore bir Crimean Tatar temsilcisi Gökhan Göçer'e start alacak olan bir isim. Aynı zamanda 7 nolu Ulubay ile ekürü bence her iki ekür de iyi idman durumu da iyi ikisinde çünkü hatta bir ara 7 yazdım işte ekürde olduğunu burada görünce de çıkardım. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar yani 2 ekür de bence şanslı 2 ve 7 olarak. 3 nolu Junior West bir Serhas temsilcisi Nevzat Avcı ile bir yarışta koşup güzel bir 5.lik elde eden Safkan iyi görüntüsüyle kesinlikle imale gelmez. Ve aynı zamanda Sekretariat'in de torunu arkadaşlar tabii şaka değil gerçek. Çünkü anne kanatına baktığın zaman bir West by West. West by West de
Bir sekreteriyetin torunu arkadaşlar. Yani torunun çocuğu işte, öyle diyelim. Torunun torunu mu diyor. Ha, öyle bir şey herhalde. Yani kanatlı oralara kadar gidiyor. Bir sekreteriyet soyuna gidiyor. O yüzden 3 ton Junior West'i kesinlikle imal etmiyorum. En azından bir yarış gördü. Bence o yarışı bile iyiydi. Daha sonra 11 nolu Tulip Parkız, bu Amerikalı temsilcisi Furkan Himne. Yine bu safkan da 4 yarışı bence tatminkar. İdman durumu da oldukça iyi. Daha sonra 13 nolu Zingarella. Evet, şarkısı bile var bu safkanın. Bir Kura Shio temsilcisi. Onur Atmaca'da start alacak olan safkan da Çin pistte gerçekten güzel bir performans oldu. Ha, dersiniz ki bu safkan kumda koşar mı? Fazlasıyla koşar arkadaşlar. Böyle atlar gerçekten kum çim ayırt etmiyor. O yüzden iyi hat kanatıyla ve idman durumu da iyi gözüken bu 13 nolu Zingarella. Bakalım şarkısını söyleyerek dans ettirir mi bize? Onu da seyredeceğiz. Ve son olarak da 8 nolu Dawn of the Night. Bir Wind River Wind temsilcisi olan safkan da Mertcan Çelik de yine bugünün şanslıları. 2, 3, 11, 13, 8 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün son koşuna geldik. Şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına. 14-16'nın ekili olduğu 16 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliğimiz 3 nolu Ketenci Aslanı. Bu Haber Batur temsilcisi Ali Yıldız da güzel bir form yakaladı. Bu pistte de çok etkili olduğunu son 3 yarışındaki güzel performansıyla gösteren ve bir de bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar, eğer pist ıslak bulursa bu Haber Batur Taylor'ı daha farklı, daha iyi koşar. O yüzden 3 nolu Ketenci Aslanı eğer çamur olması halinde inanın risk bile atılabilecek bir isim olduğunu söyleyeyim. Daha sonra 1 nolu Dayı Ahmet bugün Tayt temsilcisi Cem Altun'la yine güzel performans ve bana göre bugün bu rakipler arasında yine çok şanslı gözüken isim. Ve son olarak da 77 günlük aradan sonra güzel idman durumuyla bu yarışa katılacak olan 7 nolu Boz Hayat'ta bu Boz Yiğit temsilcisi Mehmet Kayal'a da ihmal edilmeden bu ayağa da yazılması gereken isim olarak önereceğim. Yani 3-1-7 bu zorlu koşudaki sıralama oldu benim. Hemen sizi şablonla baş başa bırakarak herkese bol kazançlar diyerek yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.